Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Jose Mourinho transfere onay verdi rakip Barcelona. Nasıl bir şeyin içine düştük? Nasıl bir videonun içine düştük? Nasıl bir içeriğin içine düştük? İnanın ben de şok içerisindeyim. Yani çok garip bir içerik bu. Şimdi Fenerbahçe transferde gaza bastı. Kanarya'ya rakip Barcelona. Şimdi Ferdi için İngiliz'deki bu 30 milyon artı 5 milyon euro teklif ederken Fenerbahçe 40 milyon euroyu bulacak paket talep ediyor. Yönetim Mourinho'nun talebiyle yeni sezon planlamasının sekteye uğramaması adına elinden geleni yapıyor. Şimdi aynı zamanda da Fenerbahçe'den Scott Mac, Tominey bombası. Chelsea'den Fenerbahçe kiralık olarak bir oyuncu istedi. Leicester'i okuçuk bu. Ancak pek yanaşmadılar. Bunun üstüne Fenerbahçe Scott McTominay'ı gündemine aldı. Çünkü Manchester United'da Erik Ten Hag Casemiro'nun takımda tutulup McTominay'ın gönderilmesini istemiş. Şimdi bizim taraftar da o kadar enteresan ki e, Casemiro'yu istemiyor McTominay'ı istiyor. Yani çok garip değil mi? Bence çok garip. Şimdi işin diğer boyutu da şu arkadaşlar. McTominay'in Napoli ile birlikte Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Mourinho'nun da sıcak baktığı söylenildi. <laughs> Bir diğer transfer Regulion listede diyor. Barcelona'ya da önerildi. Şöyle oldu böyle oldu falan filan. Arkadaşlar bilmiyorum da ben haberlerin biraz içinin boş olduğu görüşündeyim. Yani bu haberin biraz içi boş geliyor açıkçası bana. Bilmiyorum size dolu mu geliyor ama bana bu haberin içi bom bom boş geldi nedense. Size de bunu iletmek istedim açıkçası bunu söyleyelim. Sıradaki video sıradaki videomuza, sıradaki haberimize geçelim. Videomuza nereden geçeceğiz? Önce bu videoyu bir bitirelim bakalımdır. Şimdi Bilal Meşe Mourinho istemekte haksız mı diye bir şey söylemiş. Yani Bilal Meşe kısaca diyor ki arkadaşlar Süper Lig'de haksızlıklar üst üste geliyor diyor. Kollamalar, şunlar bunlar üst üste geliyor diyor. Ben anlamıyorum diyor yani. Bir takım teknik direktörüne diyor 3 metre geldi diye Kart öbürüne diyor içeri giriyor diyor. Hiçbir şey yok diyor. Bu arada o küçük buyu kiralık istedik doğru ama yani parasını siz verin. Kiralama ücreti istemeyin diye istedik. Adamlar da ücret istiyorlar. O yüzden bunu beklemeyin. McDomine içinde adamlar 25 milyon eurodan ağzını açtı. Biz Casemiro için güzel pazarlık yapıyorduk ama e, bu gidişte ikisi de zor gibi gözüküyor. Ya bilen meşe kısmen haklı. Ligde ikinci haftanın hakemleri açıklanmış. Fenerbahçe maçına Kadri sağlamı vermişler. Galatasaray'ın çocuğu Kadir Sağlam inşallah maçımızı adam gibi yönetir. Ne ölmüşlerine beddua alır ne yaşayanlarına küfür alır. Yani artık arkadaşlar benim adalet inancım sıfırın altına düştü. Sıfır da değil sıfırın altına düştü. Artık birilerinin kullandığı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü Halil Umut ilk maçta Galatasaray maçının ne yaptığını gördünüz. Bu hafta maç almış mesela sahaya iniyor. Galatasaray maçının hakemi bu hafta yine maç almış. Fenerbahçe maçının hakemi Atilla Kara olan ortada yok. Hani o vurmalara falan kart vermeyen, o Torreira'nın basmasına falan kart vermeyen Galatasaray maçı hakemi Doman'a yine maç vermişler. Garip ya. ilginç bir süreçte içindeyiz. Cengiz Ünder Avrupa'da bir kulüp arıyor. 10 milyon euro diye buraya notumu aldım. Valla Cengiz gitmediği için herhalde Ferdi gidecek. Çünkü Cengiz Ünder'e bak diğer kanalda da söyledim. Burada da söylüyorum arkadaşlar. Ali Koç demedi mi? Benim şahsi transferim. 15 milyon euroyu verdim. Kulüp zarar uğramayacak demedi mi? Dedi. Cengiz Fenerbahçe'ye geldi. Çöpleşti mi? Yani <laughs> dilim varmıyor bir şeylere ama başka şeylere yöneldi mi? Gözden düştü mü? 15 milyon euro. O zaman Hal City'ye vereceksin 15 milyon euroyu. Hal City transfer edecek. Fenerbahçe 15 milyon euro kazanacak. Aldığı parayla gidip orta saha mı alıyor? Ne yapıyorsa yapacak. Başka çare yok. E Fenerbahçe zarar etmemiş olacak. Cengiz'i de özel olarak diyeceksin arkadaş sen benim özel transferimsin. Hal City'de git kendine çeki düzen ver diye. Katar'dan 18 milyon euro teklif geldi. Gideydi Katar'a. Hani Fenerbahçeliyim, Fenerbahçeliyim. Ben çok Fenerbahçeliyim. Ben bayağı Fenerbahçeliyim. Süper Fenerbahçeliyim. Demeyi biliyorsun. Ferde Cengiz Efendi. Süper Fenerbahçeliğini yap. Görelim. Allah Allah. Neyse söylenecek çok şey var da biz sıradaki habere geçelim arkadaşlar. Yani Cengiz inşallah gider. Şampiyonlar Ligi yoksa Ferdi Kadol da yok. Şimdi millet bunu buna bağlıyor. Diyor ki Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe gidemedi. Bir gelirden oldu. Haliyle de Ferdi'yi göndermek zorunda kim? O geliri yakalamak için. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik Ferdi'yi 60'a satardık belki. 40'ın üstüne çıkamayız arkadaşlar. Doğru ya doğru. <laughs> Ferdi mükemmel bir oyuncu. Bugün Real Madrid'e koç sırıtırsa ben bir şey bilmiyorum. O kadar diyeyim. Ama hani değerini bulan değerinde satılmalı. Ben Ferdi'nin şu saatten sonra bak düşünsenize biz defansif bir hata yaptığını düşünün. Taraftar ne diyecek? Transfer olmadı ya kafası orada kaldı diyecek. Hayırlısı Ferdi'yle ilgili eden sevgili Sercan Amzoğlu diyor ki Ali Koç Ferdi Kadıoğlu'nun kalması için büyük fedakarlığı yaptı. Top artık Ferdi'den. Ali Koç Ferdi Kadıoğlu ve menajeriyle bir görüşme yaptı. Başkan Koç maddi olarak büyük fedakarlık yaparak oyuncuya tatmin edici bir kontrat önerdi. Maaş konusunda Brighton'ın teklifi de Fenerbahçe'nin teklifi de oyuncu için tatmin edici seviyede. Şimdi bak <laughs> burada bir olay var. Neyse devam edeyim. i̇kisi de tatmin edici seviyedeymiş. Artık Ferdi Kadıoğlu geleceğiyle ilgili kararı verecek. Fenerbahçe oyuncuyu kesinlikle tutmak istiyor. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun kararı Bekleniyor demiş. Şimdi bu taktik ise <laughs> çok zekice bir taktik. Hani Brighton artık 40 çıksın da. 40'ı çıksın Brighton'ın da. E, alsın diye hızlandırmak adına taktik ise çok zekice. Ciddi söylüyorum çok ama çok zekice. Ama yok. Gerçekten sözleşme uzatmaysa ben saçma buluyorum ya. Vallahi saçma buluyorum. Bak artık hayır gelmez. Bak etmeyin eylemeyin. Hayır gelmez bak. Yapmayın. Hocam sen de amma meraklısın Ferdi'yi göndermeye demeyin. Bak geçmişte yaşadık. Pelkasa 12 milyon euro teklif geldi. Ben burada bas bas bağırdım. Satın satın satın. Pelkaz 15'ten aşağı satılamaz. Hain misin? Atilla Salahi'ye 12.3 geldi değil mi? Satıldı. Yalvarırım dedim satın. Bak yalvarırım. Atilla Salahi'ye 8 de gelse satın. Bitti bak. Atilla Salahi'den olmaz. Olmaz. Bak Şimanski için ben ne dedim? 18 gelse yine satarım dedim. Çünkü taraftar bak nasıl tepki veriyor bak. Geçen sene böyle değildi. Şimdiden bak şimdiden Şimanski'yi yerin dibine sokuyorlar. Aynısı Ferit'te de olacak bak. Şimdi bana hak veriyorsunuzdur. Hocam düşündüm de hakikaten haklısın diyorsunuzdur. Bak aynısı Ferit'te de olacak. Yapmayın etmeyin bak gönderelim. 35 artı. Ama dediğim gibi inşallah bu bir taktiktir. Hani futbolcu gönderme pazarlama taktiğidir. İnşallah hani e, Brighton teklifini yükseltsin diye bir dümendir. İnşallah. Şimdi Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik. Nasıl bir istatistik acaba? Onu da merak etmiyor değilim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe elendi. Fakat Mourinho'nun çarpıcı istatistiği ortaya çıktı. Neymiş acaba? Şimdi Portekiz'i çalıştırıcı eski adıyla UEFA Kupası yeni adıyla Avrupa Ligi olan bu arenda Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma ile boy göstermiş. 60 maça çıkmış. 36 galibiyet, 11 beraberlik, 13 yenilgi elde etmiş. İki kez kupayı kaldırmış. Porto'yu, Manchester United ve Roma'yı finale taşımış. İki kez kupa kaldırmış. Yani sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla seviyeye kaptırmış. Tottenham'la ise son 16'da Zagreb'e şanssız şekilde elenmiş diyor. Ve Fenerbahçe bir final yaşatabilir diyor. Ee, birinci sorbadaki eski takımları Roma, Manchester United, Tottenham, Porto, Mourinho'nun rakipleri diyor. Arkadaşlar bilmiyorum duydunuz mu? Ya da hiç merak edip araştırdınız mı? Fenerbahçe diyelim ki UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı. Diyelim ki çıktı. Ya farz edelim ki çıktı. Ben hani çıkar çıkmaz falan demiyorum. Farz edelim ki çıktı. Alacağı o ana kadar ki toplam para ödülü ne kadar biliyor musunuz? Ürün gelişi yani ürün geliri artı reklam geliri hariç pazar payı geliri hariç 44 milyon euro. 44 milyon euro. Diyelim ki ürün satışından ya da ürün satış demeyeyim reklam gelirinin şeyinden reklam payından UEFA katsayı puanından 10 milyon euro aldı diyelim. 54 milyon euro. Yani katılamadığı Şampiyonlar Ligi'nden 18 milyon euro alacağını 54 milyon euro almış olacak. 3 katını. Bak. Lafımı yanlış anlamayın. Yarım yorum yapmayın. Durduk yere benden engel yemeyin. Eğer Fenerbahçe finale çıkarsa. Yani Mourinho becerdi ya finale çıkardı. 54 milyon euro alacak Fenerbahçe. 54 milyon euro. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin 3 katını alacak. Reklam şeyler hariç. Mesela Fenerbahçe'den satılan formalar şunlar bunlar hariç. 54 milyon euro. Bu ciddi bir para mı? Çok ciddi bir para. Çok ama çok ciddi bir para. İnşallah böyle bir şey olur. En azından deriz ki ulan deriz. Gidemediğimizde çok üzülmüştük ama deriz. Hadi bakalım. Daha iyisi oldu falan. Velev ki kupayı kaldırdı. İnşallah. Alacağı para hani 54 milyon euro dedim ben reklam payıyla eee UEFA katsayı puanıyla birlikte bir 10 milyon euro daha ekleyin 64 milyon euro. Artı yani Fenerbahçe UEFA'yı kazanırsa zaten futbolcuların değerine değer katacak. Bugün Ferdi 35-40 derken 60-65'leri falan konuşacağız ve e, aşılması neredeyse imkansız bir rekor kırıp futbolcuların gidecek. Ama tabii bu çok uzak bir hedef. Neredeyse imkansıza yakın bir hedef. O yüzden de arkadaşlar ayağımızı şu an için yorganımıza göre uzatmadık. Ha! McTominay'ı alırsın. Bir tane e, daha 8 numara alırsın. Ferdi'yi gönderirsen, Solbeck alırsın. Mesela Regulion ismi falan konuşulduğu için söylüyorum. 3. 3 transferle Fenerbahçe'nde ya da Ferdi'yi göndermeden sadece McTominay'ı aldın. Bir de 8 aldım, Fred'i yedekleyecek. Fenerbahçe'nin bu kadroyla da UEFA Avrupa Ligi'nde iş yapma ihtimali çok ama çok yüksek. Onu da ben özellikle belirtmiş olayım. Hayırlısı. Miguel Crespo Süper Lig'den yeni talip. Başakşehir Fenerbahçe forması giyen Crespo ile ilgileniyor. Portekizli futbolcuna da Spor'la da anılmıştı. Evet Antalya Spor ile anıldı. Ee, yeni sezonda kadro düşünmüyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İstanbul temsilcisi Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor. Başka, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan İberya karşılaşması öncesinde görüştüğümüz, anlaştığımız oyuncular var. Onların kulüplerinden ayrılmalarını, sözleşmelerini, feshetmelerini bekliyoruz. Pazarlıklar devam ediyor. Elimizdekilerden daha iyisini getirmeye çalışıyoruz. Falan demişti. Belki bir iki oyuncu alabiliriz demişti bu hafta. İyi oyuncuyu yakalamadıkça transfer yapmayı düşünmüyoruz. İyi oyuncuyu bulursak 3-4 transfer yapmayı düşünüyoruz demiştim. Falan filan. Arkadaşlar Crespo'nun menajeri ve Crespo'nun kendisi bugün Fenerbahçe tesislerindeydi. E, geldiler, görüştüler, ettiler. Ben şunu da söyleyeyim. Hem Miguel Crespo hem Miha Zays için Antalya Spor'un mükemmel teklifi var. Mükemmel. Cezbedici, cazip, güzel bir teklifi var. Şimdi bu iki arkadaşın birisi 1.8, birisi 1.6 alıyor. 3.4 milyon Euro. Gittikleri anda Fenerbahçe'ye 3.4 milyon Euro'luk bir limit açılacak. Ve bon serviste gitti. Artı bir de bonservis eklenecek. Yani arkadaşlar üst üste gelecek şeyler giderse. Ama gitmezse tabii ki sıkıntı büyük. Yani inşallah hayırlısına giderler. Onlar da kurtulur biz de. Ha bu kadar diretmesinin sebebi aldığı yıllık ücret. Bu kadar diretmesinin uzatmasının sebebi maalesef bu. Yani aldıkları yıllık ücretler çok yüksek ve Hayırlısı arkadaşlar. Yani demek istediğimi inşallah anlatabildim. Hayırlısı olsun her şey için. Ama şunu belirteyim. Crespo, Zaitz, Ryan Kent ve Radek Kurulic. Bu dört futbolcunun yıllık ücret toplamı 6 milyon eurodan fazla. 6 ya da bunların hepsini gönderebilsen zaten 12 milyon euroluk demit açacaksın. Transfer yapacaksın. Hayırlısı. Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday. Anton Levista, Anton Levista. Bu arada arkadaşlar sıcak sıcak bilgiler geliyor ee, transfere dair, Ferdi transfere dair. Yani şok edici bazı bilgiler geliyor açıkçası. Onu belirteyim. Ya daha doğrusu şimdi sizin anlayacağınız tabirle söyleyeyim. Brighton'ın 40 milyon euro seviyesine çıkacağı. Fenerbahçe'yle de imza atacağı şeklinde bir şeyler söyleniyor ama neyse bakalım arkadaşlar hayırlısı ya bak beni ne olur yanlış anlamayın, bak beni eleştirmeyin bu konuda eleştirmeyin başka konuda tabii ki eleştirebilirsiniz ama yani Fenerbahçe'de sol bek çalışmaları da an itibariyle başladı arkadaşlar yanlış duymadınız an itibariyle başladı. Yağız Sabuncuoğlu az önce bir haber paylaştı. Diyor ki Ferdi Kadıoğlu kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor. Oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe'ye aldıkları kararı iletti diyor. Yani bak şöyle söyleyeyim. Her şey için hayırlısı neyse o olsun. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe futbolcuları oynadığı zaman kızıyorsunuz. Oynamayanlara tek ses etmiyorsunuz. Ceko oynuyor. Gol kaçırıyor. Kızıyorsunuz. E Peki Cengiz'e niye hiç kimse kızmıyor? Oynamadığı yerden para alıyor. Yani garip değil mi arkadaşlar? Bence biraz da oynamayanlara konuşun. E, neyse. Şu Fenerbahçe orta sahaya yeni aday Anthony Lewis Tah ismini konuşuyorduk. 25 yaşındaki Alman oyuncu Anthony Lewis Tah girdi. Şampiyonlar Ligi'ye veda anlarından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları. Yeni aday Tah. 1.94'lük boyla dikkat çekiyor. Bon servis bedeli 15 milyon euro 2027'ye kadar sözleşmesi var. Bon servis bedeli 15 milyon euro diyor. Ee, ben oyuncuyu bilmiyorum ama daha doğrusu bilmiyorum demeyim. Oyuncunun adını biliyorum ama e, muhtemelen transfer market değeri 15 milyon eurodur. Bon servis bedeli dediğine göre bunların. Kariyer boyunca Almanya dışına çıkmamış. Geçen sezon 35 maçta 2 gol 4 asist oynamış. Tah. Hoffenheim oyuncusu. Yok Hoffenheim töpe vermez. Gelin olan mı buraya der. Ne oldu deriz biz? Ulan siz bize bir tane Atilla Salay diye bir şey kitlediniz. Oğlum bu ne biçim bir oyuncu lan? Lan gönderemiyoruz oğlum oyuncuyu. Ne biçim oyuncu falan derler. Adamlar deliriyorlar yani. 4 milyon euroya kadar düşmüş Atilla Salay'ın değeri. Ulan oğlum bu ne biçim oyuncu lan? böyle oyuncu bu olur falan demeye başlamışlar. o yüzden bunlardan sakın ha transfer falan almayalım. Bunlar bize küfür ederler. Bir de bunlarda Hoffenheim'de forvet var. Mergin Berisha. Oğlum yolu size düşenin bizde patlıyor lan. Böyle bir şey olabilir mi oğlum falan yapalım. Gerçi Hoffenheim Augsburg'dan aldı 14 milyon euroya. Biz 4'e sattık. Fenerbahçe taraftarının ukalalığından satalım. Satalım bundan bir şey olmaz. Bundan bir cacık olmaz. Salak bu. Oğlum bak etmeyin eylemeyin. 5 milyon euroya aldık. Bak bu çocuğun üstüne düşersek. Alman milli takımına bile seçilebilir dediğimde bu salak bu. Bundan bir şey olmaz. Bunu gönderelim bunu. kimse almaz. 4 milyon euro mu? Oo çok iyi falan filan. E sonra Sonra ne oldu? Yani sonra ne oldu? Sonrası malum. Neyse. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Transfer gündemine dair benim bu kısımda aktaracaklarım bu kadar ama Ferdi Kadıoğlu'nda Gerçekten de son dakika diyeyim. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu devri kapandı. Yolu ve bahtı açık olsun. İşte detaylar diyeyim. Arkadaşlar ben niye bunu söyledim biliyor musunuz? Fabrizio Romano az önce bir şey paylaştı. Ee, gerçekten bir şey paylaştı ve diyor ki Brighton Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmelere devam ettiğini, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaştığını söylüyor. Anlaşmanın sağlanması için Fenerbahçe ile görüşmeler sürüyor. David Ornstein'in haberine göre 3 milyon takipçisi var elemanın. Brighton da 40 milyon sterlinlik maddeyi devreye soktuktan sonra anlaşmanın tamamlanacağından emin diyor. Yani 40 milyon sterlin Yanlış duymadım. 40 milyon sterlin kaç euro yapar? 46.7 milyon euro arkadaşlar. 46.7 milyon euro. Vallahi 46.7 milyon euroya Fenerbahçe kadrosundan herhangi birini satmazsam adam değilim. Bak adam değilim eğer herhangi birini satmazsam. Bu arada Brighton ne yapmış? Eee Jorginho Ruiter'in transferini Jorginho Ruter neredeymiş? 40 milyon sterlin buradan gelecek parayı mı yatıracaklar? Anlamadım. Leeds United'tan forvet ona da 40 milyon sterlin verip alacaklarmış 22 yaşında Rogon'un forveti. 18 milyon euro değeri var. Biz alsak derler ki Rogon'un çöpünü aldı derler. Yani bu David Ornstein Adamlarla ilgili bütün bilgileri paylaşıyor. Ve ne diyor 29 milyon sterlin artı 35 milyon sterlin falan filan. Tabi bu bonus monustur. Onu içeren. Galatasaray'la ilgili falan da bir duyum vermiş. Zaha İngiltere'ye geri dönecek ama 8 milyon 9 milyon euro verecek gerizekalı bulamadı falan yazmış. Çok enteresan açıklamalar var ya bu adamda. Neyse hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar ama eğer 46.7 milyon euroysa da Yani 46.5 milyon euro evet Fenerbahçe Brighton'dan 46.5 milyon euro istiyor diye paylaşmışlar ee, Ferdi Kadıoğlu için Vallahi 46.5 milyon euro Güzel para Bence bunu da kabul ettiler Gerçekten bak Bence bunu da kabul ettiler Hayırlısı olsun arkadaşlar ama şunu bak yine söylüyorum. Üçüncü dördüncü kere söylüyorum. Kusura bakmayın ama ya şu andan itibaren Ferdi oynasa hata yapsa diyecekler ki ya efendim diyecekler şöyle böyle falan filan yani hata yaptı savunma yönü ağır basıyor falan ağır kaldı falan diyecekler. Hakkımız da ailesi olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bir beğeni çok görmeyelim lütfen.